Takas Bank sunar. Yeni ayın ilk haftanın da ikinci işlem gününden herkese mutlu sabahlar diliyoruz değerli izleyenler. Ben Büşra Bingöl, MTA Piyasası programı ile güne merhaba diyoruz. Tabii ki piyasaların uzman ismiyle birlikte. Bugün JOS açık iş pozisyonları var. Yarın ADP özel sektör istihdam verilerini karşılarken yine baktığımız haftalık işsizlik maaşı başvurularını ve cuma günde tarım dışı istihdam verisini yine alıyor olacağız. Peki Cenk Bey'e yönümüz hemen tabii ki dönelim. Cenk Bey hoş geldiniz, günaydınlar. Hoş bulduk, günaydın. Yoğun bir haftadayız. Siz haftanın ikinci işlem gününü nasıl okuyorsunuz? Evet, önemli bir hafta oldu kesin. Gelecek olan istihdam verileri tarafında herhangi bir soğuma sinyalinin derinleştiğine yönelik bir veri setiyle karşı karşıya kalırsak piyasalarda bir sıkıntı doğabilir. Ama onun dışında gelecek verilere baktığımız zaman yine ılımlı seyre işaret eden işte piyasa dostu veri dediğimiz yönde bir veri aksiyon setiyle karşı karşıya kalırsak gene de belki hareketin boyutu yukarı doğru ivme kazanmasa da en azından buralarda bir patinaj çekme durumuyla söz konusu olabilir. İster istemez baktığımız zaman kritik günlerden geçeceğimiz bir süreçteyiz. Ciddi performanslar olduğunu belirtelim. Yılın ilk 3 çeyreğini tamamladık. Bu çeyrek sonu itibariyle baktığınız zaman birçok enstrümanda iyi performansların sergilendiğini söylemek mümkün. Özellikle de işte altın tarafında bakarsak yaklaşık olarak %28 getiriyle karşı karşıyayız. Gümüş tarafı %32'lik getiriyle karşı karşıya. Öte yandan diğer metaller tarafının biraz daha zayıf kaldığını belirtelim. İşte paladyumda %9'luk düşüş var, platinde 0.30'luk düşüş var. Petrol desen zayıf seyrini devam ettiriyor. Benim dikkatimi en çok çeken unsur piyasa bu kadar piyasa dostu verilerle karşı karşıya kaldığı yumuşak iniş senaryosunu fiyatlarken petrol piyasası bir türlü bu fiyatlamanın içine giremiyor. Benim çok dikkatimi çektiğimi belirtmek isterim. Herkes cambaza bak yapıyor, işte yumuşak iniş var senaryosunu dillendiriyor ama petrol öyle ya da böyle bunu fiyatlamadı, net aşikar şekilde görülmüş vaziyette. Bu 70 dolar sınırının etrafına gidip geliyor. Bu kadar Orta Doğu'da tansiyonun yüksek olduğu günlerden geçiyoruz. İşte dün akşam da İsrail'in Lübnan'a bir karar harekatı başlattığına yönelik sınırlı da olsa bir operasyondan bahsediliyor. Bunların hepsi aslında normalde biraz daha tansiyon yükselten nitelikte gelişmeler ve tabii ki bunun enerji fiyatları üzerinde bir etkisi olması lazım. Ama bu çok sınırlı kaldığını göz bugün bakıyoruz. %0.06'lık bir artışla karşı karşıyayız. Bunlar dikkat çekici unsur olarak söylemek gerekir diye düşünüyorum. Öte yandan dün Powell'ın konuşması vardı. Powell'ın konuşmasından yanında yine baktığımızda iki FED üyesinin daha konuşmasının geldiğini gördük. Bostic ve Goldsby'nin de açıklamaları söz konusuydu. Powell konuşmasında ekonomi sağlam durumda, bunu korumak için araçlarımızı elimizden geldiğince kullanmak istiyoruz dedi. Gene Goldsby faiz indirim sürecinin bir yıldan fazla uzun sürebileceğini belirttiğini gördük. Bostic'te istihdam piyasasındaki bir zayıflama sinyali gelirse işte hani piyasanın 50 bas puanlık faiz indirim beklentisi var. O zaman diyor ki o da büyük bir faiz, yani jumbo faiz indirimi açık olacağını belirtiyor. O nedenle bu haftaki faizi belirleyecek unsur bu haftaki gelecek olan istihdam verileri olduğunu belirtelim. Burada yine böyle beklentilerden düşük, işte 140 bin bekleniyor. 100 bin, 90 bin, 85 bin. 110 bin gibi rakamlarla karşı karşıya kalırsak ve eski verilerde de aşağı yönlü revizyonların devam ettiğini görürsek, işsizlik oranında 4.4'e yakınsadığını görürsek, böyle bir setle karşı karşıya kalırsak, o zaman 50 bas puan, o piyasanın beklediği 50 bas puan gerçekleşme ihtimali gündeme gelecektir. Bunu da bugün birazdan netleşmeye başlayacağını belirtelim. Peki şimdi 10 yıllık tahvil tarafına dönüş sağlayacak olursak 3.74 ila 75 bölgesi dengelenme çabası olan bir nokta olarak karşımıza çıkarken şu anda 3.78 seviyesine evrildiğini görüyoruz. Bu haftaki gelecek olan veri setleri de fiyatlama üzerine bir hayli önem arz ediyor olacak. Peki Cenk Bey, şu andaki kritik eşikler sizin nezdinizde nasıl şekilleniyor teknik görünümü incelediğimizde? Buradaki seyre bakarsak şunu söyleyebiliriz net şekilde. Şuradaki seyre, şu projeksiyon, şu 366'ya tamam. Evet. Buradaki seyre bakarsak şunu söylemek lazım. Şu andaki seyir bize aslında bir bant aralığı içinde olduğumuzu söylüyor. Dar bandımız 3.60-3.93, biraz daha genişine bakarsak yukarıda
404-360 aralığı gibi gözüken bir yapının içinde oluştuğumuzu farkındaysanız buradaki seyir ortalamaların üzerine attı bir şekilde. Bu evet. Ortalama üzerine atması demek burada satıcıların biraz hakim kalma pozisyonunda devam ettiğini. Mevcut son dönemde yaşanan büyük rally sonrasında yaklaşık 4.70'lerden biz 3.60'lara kadar geldik. 100 bas puanlık bir indirim oldu faizlerde. Bunun peşinden bir kar realizasyonunun geldiğini görüyoruz. Bu kar realizasyonu, burayı böyle aşırı derece sürükleyen, buraya kadar getiren unsur neydi? Resesyon beklentileriydi. Ama Fed aldığı hareket ve söylemlerle resesyonu ötelediğini, yumuşak iniş senaryosunun baki olduğu bu hareketi yumuşak iniş senaryosu için yaptığını belirtti. Öyle olunca piyasada resesyon gelmiyor. O zaman o beklentilerden daha agresif faiz indirimleri olmayacak. Evet bir faiz indirimi olacak ama o beklentiye kadar agresif hızlı olmayacak beklentisi. Daha zamanla yayılmış bir yapı. Onun peşinden de biz kısa vadeli bir satışla karşı karşıya kaldık. Bu çok şaşırtıcı değil. Görüldüğü üzere bu 3.75 bölgesini kendine destek yaptı ya da direnç yaptı diyelim buradaki tabirle. Şimdi burada bir karar verme noktasına geldi. Gelecek olan istihdam verileri eğer hakikaten 140 bin üzerinde bir fiyatla, yani 140 bin kişiden daha fazla bir istihdam yaratılması durumu söz konusu olur ise işsizlik oranında işte atıyorum 4.3'lerden tekrar 4.2'lere 4.1'lere doğru bir geri sarmayla karşı karşıya olsa o zaman buradaki realizasyon boyutu bir tık daha büyüme potansiyeli içerecektir. O zaman bu ay beklenen 50 bas puanlık faiz indirimi raftan kalkar, 25 baza kayarız. Öyle bir olgu olduğunda biraz daha realizasyon derinleşebilir. Buradaki hareket yukarıdaki 3.90-93 bölgesine kadar hareketi sürdürme potansiyeli oluşmaya başlar. Ama yok, gelen veri seti yine böyle soğumaya işaret eden bir yapıyı işaret ederse, işte demin görüyoruz ki üyelerden bir tanesinin söylemlerine bakarsak, jumbo faiz indirimine hazır. Gelecek istihdam piyasasındaki herhangi bir soğuma noktasına daha agresif faiz indirimine açık olduğunu vurguluyor. Öyle bir olgu olduğu zaman o zaman acaba resesyon hikayesi tekrardan dinler. Fed evet bu algıyı oluşturmaya çalışıyor ama veri seti bize bunu söylemiyor hikayesi tekrardan dinlendirmeye başlar. O takdirde de aşağıdaki işte 3.59 ilk etapta daha sonrasında da aşağıda 3.40'lar hedefimize girecek nokta olarak karşımızda olacaktır. Peki şimdi günlük tarafı incelemiş olduk bu yönde resesyon fiyatlamasından olumlu inişe doğru evrilince bu da ister istemez aslında fazla olan pozisyonları likitte edilmesine yani kârların realize edilmesine yardımcı olmuştu yine baktığımızda. Peki haftalık bazdaki incelemeniz ne yönde Cenk Bey? Haftalık bazda bizim için, şimdi günlük baz bize onu söylerken haftalık bazda aslında üst sınır bölgede olduğumuzu bize söylüyor. Yani normal koşullarda eğer biz bundan sonra tekrardan hareket aşağı doğru bir süreç başlatacak mı, başlatmayacak mı? Net şekilde o noktaya geldik. Evet. Karar noktalarından biri piyasa adına. Şimdi buradaki seyir, buradaki 3.80'de bulunan 8 haftalık ortalamanın geçtiği bölge önemli bir eşiğimiz. Aynı zamanda burada bir düşen trendimiz var, o da önemli bir eşiğimiz. Bu bölge artık zamansallık açısından baktığından doldu. Bir karar verecek. Evet. Ya buradan tekrardan aşağı doğru sarkacağız gelecek verilere bağlı olarak. O ne demek? İşte resesyon fiyatlamasına tekrar dönme ihtimali piyasa dostu olmayan, tekrardan bir soğumanın derinleşmeye başladığı resesyon fiyatlamasından biz uzaklaştık şu an. Herkesin gözü kulağı başka noktada. Evet. Eğer o noktaya tekrar dönüyorsak o zaman buradaki barların sert bir şekilde aşağı doğru kayması beklenebilir. Ama yok tersi bir hikayede yukarı doğru bir geçiş. Orada yine ılımlı bir aralıkta hareket. O zaman bir tık daha yani şu bölgenin içine shift edeceğiz, kayacağız. Şu anda baktığımız zaman şu bölge bizim resesyon fiyatlamasıydı. Fed söylentileriyle bir şey söylemleriyle bir şekilde yukarı evrildik. Evet. Ama piyasa bunu bir teyit etmek istiyor. Hakikaten Fed'in söylemleri gerçek mi değil mi? Fed'in söylemleri gerçek çıkmaya başlarsa, verili setleri eğer bunu desteklerse o zaman bu aralığın içine girecek bir yapı oluşacaktır. Ama buradaki harekette de üst sınır bölgeyi 3.98-4 bölgesine koymak lazım. Orası ekstrem en noktası olacaktır. Yani ne olursa olsun artık bundan sonraki süreçte çok büyük agresif bir gelişme olmadığı sürece biz 4'ün üzerinde bir faizi görme ihtimalimiz kısa vadede çok zor.
Onu belirtmek lazım. Ama resesyon fiyatlaması hikayesi dönerse, yani bu ekonomideki iyileşmenin iyi olduğunu gösteriyorsa, gelişmeler iyi gidiyorsa, o zaman yumuşak iniş senaryosunun aktive olduğunu görürsek en üstün bölgemiz burası. Ama yok, resesyon hikayesi buralar bizi destekleyecek niteliklik olacaktır. Tekrardan aşağı. Önümüzdeki yıl içinde bizim muhtemelen görmemiz gereken bölge burası olacaktır. 3-3.30 aralığında bir yapıya bürünmesi gerekir normal koşullarda. Peki şimdi 10 yıllık tahvil faizi inceledikten hemen sonra DXY noktasına da değinecek olursak ki şayet taban oluşum içerisinde ilerlerken 100 seviyesinde psikolojik destek yaptığımızı ve yine bu noktanın üzerine tutunmaya çalıştığımızı da belirtmiş olalım. Şu anda teknik olarak hangi seviyeler önem arz ediyor sizce Cenk Bey? Net şekilde 100.5 bölgesi, 100.45 bölgesini kendisine destek yaptı. Bu evet. Bölgeyi aşağısına sarkıyor. Sarkmalar hiçbir şekilde kalıcı olmuyor. Hemen kendini yukarıya toparlattığını görüyoruz. Buradaki seyir sıkışmanın devam ettiğini bize gösteriyor. Hı hı. Bu sıkışma sürecinde yapı, işte tahvil faizleri yukarı doğru gelince isterseniz bu da kendini yukarı doğru çekti. Burada işte bahsediyoruz ya bir üst sınır bölgelerden. Şu anda burası normal koşullarda işte 100.80, 100.85 bölgesi 3.80'lik faiz için eşlenik gibi düşün. Evet. Ama bu hikaye 3.90'lı rakamla 4'e doğru evrilecekse o zaman bizim göreceğimiz bölge şu aralık olacaktır. Orası 101.5'la 102.10 arasında bir bölge olur. Hı hı. Bunu unutmamak lazım. Buradaki seyrin bir şekilde doların güçlenmesini gerektirecek bir ortam oluşturacak mı, oluşturmayacak mı? İşte nedir hikaye? İşte ılımlı inişin devamı noktasında faiz kendini yukarı doğru shift ettirecekse bu da kendini tekrardan yukarı doğru kaydıracak. Ama yok faiz hikayesi aşağı doğru resesyon hikayesi fiyatlanmaya başlayacaksa o zaman Fed'in işte 50 bas puanlık faiz indirimi tabii ki burada da bir etkisi oluşacaktır. O etkiyle beraber önümüzdeki dönemde biz belki şu bölgeleri konuşacağımız yapı gündeme gelecek. 95-99 arasındaki bir seyrin oluşma ihtimali. Ama orayı konuşabileceğimiz yer muhtemelen 2025'in ikinci çeyreği civarında bir dönem içinde o bölgenin içinde bir dalgalanma ile karşı karşıya olma potansiyelimiz daha yüksek gibi gözüküyor normal koşullarda. Ama ani bir yani ılımlı iniş senaryosundan bahsediyorum. Ama yok iş resesyona giden bir yapıya bürünen bir yapı olursa o zaman Fed'in çok agresif faiz indirimleri, agresif parasal genişleme senaryolarının tekrardan gündeme geldiği bir yapı olursa o zaman da burada 95.5'lara kadar çok hızlı bir şekilde gelme potansiyeli de oluşabilir. Peki Cenk Bey, şimdi kıymetli metaller tarafına geçeceğiz. Ancak onun öncesinde emtia tarafındaki hareketlerin ne tarafa doğru evrilebileceğini bizlere gösteren grafiğimizi şöyle kısaca bir inceleyecek olursak çekirdek emtia tarafına sokmak lazım şu anda. Çekirdek emtia fiyatına koştuk. Evet, FED imdada yetişti. Evet. Ilımlı senaryo dedi. Bir talep oluşturdu. Hı hı. Peşinden Çin bazukasını patlattı, nükleer silah mı patlattı artık? Yani bakarsa günlük %7'ler, 8'ler Çin borsasında havalarda uçuşuyor. Günlük bazda CSI 50'de baktığımız zaman tarihi en yüksek getirinin olduğu günleri falan gördük. Geldiğimiz yapı bizi belli bir noktaya taşıdı. 50 haftalık ortalamaya kadar getirdi. 100.20'lerin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyoruz. Buradaki hikaye evet bir dipten çıkma senaryosunun konuşulmaya, yumuşak iniş senaryosunun konuşulmaya başlaması beraber normalleşmeye doğru gidiyorduk. Doğru bir evrilmeye girdi. Normal koşullarda bakarsak aslında şu zirve bölgesinden sonra hep tepeler aşağı doğru oluştu. Şurada bir bant oluşmasına rağmen dipler aşağı gerçekleşti. Bunu bizi buraya getiren unsur ne olmuştu? Resesyon beklentisi olmuştu. İşte resesyon beklentisinden çıkınca hemen kendisini ortalama bölgesine getirmiş vaziyette olduğunu belirtelim. Hala kontrol ufku içinde. Buradaki seyir ne zaman riskli boyutlara dönmeye başlar? Sinyal olarak 101.90'lar, 102 bölgesinin üzerinde bir fiyatlama almaya başlarsak, yani emtia fiyatlamalarında yukarı doğru hareket ivme kazanmaya devam ediyor. Bu bazen işte dolardaki değer kaybından da gerçekleşebilir. Ekonomideki iyileşmelerden de gerçekleşebilir. İkisi birlikte katmanlı olarak etkilediği zaman daha agresif fiyatlama içine girebilir. Gene de baktığımız zaman Ukrayna-Rusya savaşı sonrasındaki anomali sonrasındaki normalleşmede bir bant hareketi içinde kalmaya devam ettiğini,
bandın alt bölgesinde, alt bölgesinden üst bölgesine doğru bir hareketlenme çerçevesinde ivme kazanmış vaziyette. Ama buradaki hareketi ilk soru işaretleri oluşmaya başlayacağı yer burası. Ama esas endişe kaynağı, enflasyon üzerinde etkisi olabilme kaygısında oluştuğu nokta neresi olacak diye bana sorarsan 107-108 bölgesinin üzerinde bir fiyatlama. Çünkü bu düşüş sonrasında biz o bölgeye üst sınır yapmıştık kendisini. Onun üzerine bir fiyatlama görmeye başlarsak o zaman hakikaten fiyatlamalarda bir değişme başladı. Talep arz talep dengesinde bir bozulma başladı demektir. O da ileride bir enflasyon etki yaratma potansiyel oluşmaya başlatır diye adlandırabiliriz. Çok teşekkür ederiz Cenk Bey. Evet değerli izleyenler, çok kısa bir ara verelim. Birazdan da kaldığımız yerden devam edelim. Takas Bank sundu.